Şimdi Osman Kavala için beraat kararı veren hakimler için çok kısa bir değerlendirme yapayım. Ben hukukçu sıfatıyla şunu söyleyebilirim. Eğer ben hakim olsaydım, o davanın hakimi olsaydım, gerçekten dünkü kararı kendi vicdanımla, kimsenin tesiri altında kalmadan, Abdullah Güller'in "Gezi olayları gurur verici olaydır." sözünden etkilenmeden Ahmet Davutoğlu'nun bir gün önce ben bütün şikayetlerimden vazgeçiyorum şeklindeki açıklamasından etkilenmeden eğer özgür irademle bir beraat kararı vereceksem o beraat kararını duruşmada değil o dosyayı incelediğim gün saat dakikada saniyede vermem gerekirdi. O dosyayı da en azından bir hafta öncesinden o hakimin incelemiş olması lazım. Her ay, Dolayısıyla her ay, her ay her ay ayrı her, ay, her ay, ay ayrı yani o dosyayı ele aldığı o mahkemeye hakim olarak atandığı Günü bir kenara bırakıyorum. O gün incelemiş olması lazım. Tereddüde olabilir. Efendim bazı delillerin gelmiş olması lazım diyebilir. Bazı şüphelilerin ifadelerini almış olmamız lazımdı diyebilir. Ama en azından en azından dünkü kararda açıkladığı sonuç nihai hükmünü o hakim heyeti en az en az bir gün öncesinde tamam kardeşim bu iş bitmiştir demiş olmaları lazımdı. Bir gün öncesinde de eğer bu kanaate vardıysalar Osman Kavala'yı bir saniye içeride tutmamaları lazımdı. Niçin beklediler duruşmayı? Niçin orada bir gösteri yapılmasına imkan tanıdılar? Niçin orada avukatlar çırpınıyorlar efendim şu delili getirelim bu delili getirelim diyorlar. Ceza muhakemesi kanununda bir hüküm vardır derhal beraat diyerekten yani siz eğer gördüyseniz bu kişinin herhangi bir şekilde aleyhinde bir delil olmadığı noktasında bir kanaate vardıysanız derhal hüküm vereceksiniz derhal beraat vereceksiniz ama siz kalkıp iki senedir cezaevinde olan bir kişiyi sürekli o dediğiniz türden bir ayda bir inceleme yapılıp o inceleme çerçevesinde de efendim tutukluluğunun devam etmesine gerekir diye karar vereceksiniz. Ahim oradan burnunu sokacak. Cumhuriyet tarihinde hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kendi tarihinde de üç tane 5 taneyi geçmez. O da tamamen hukuksuz, tamamen keyfi kararlar için söz konusudur. Ölüm ölüm olmayan küçük küçük darp olayları için verilmiş bir tutukluluk şartları oluşmamıştır kararını Osman Kavala için ahim verecek. O karara rağmen siz tahliye vermeyeceksiniz. Sonra dün geleceksiniz. Tam da Ahmet Davutoğlu ben şikayetimi çektim. Ne şikayetini çektin ya? Bu ülkede başbakanlık yapmış bir adam, şimdi de yeniden cumhurbaşkanlığına oynayan aday olduğunu söyleyen adam, ben şikayetimi vazgeçtim diyor. Senin şikayetin yok ki vazgeçesin. Sen mağdur olarak gösterilmişsin o davada. Sen mağdur olma sıfatından vazgeçemezsin. Onun bile farkında değilsin. Evet, sonra geliyoruz. Abdullah Gül de bir açıklama yapıyor. Kafayı çıkartıp biz buradayız deyip beraat kararı veriyorlar. E o zaman o yakıp yıkanlar şu gazetede kısaca verdiğimiz Akit gazetesinde verdiğimiz şu arabayı ters çevirip polis aracıdır bu polis. Polis aracını ters çevirip başında duranlar üzerine faşist polis diye yazı yazanlar katil devlet diye yazı yazanlar nerede? Onların mahkumiyetleri nerede gösterin bana ki Osman Kavala'nın beraatini de ben de anlamış olayım. Şu görüntülerdeki şu olaylar şu belediye otobüsü hepimizin fakir fukaranın vergileriyle asgari ücret alan adamdan bile 200 lira 250 lira vergi toplanarak alınan şu otobüsler, belediye otobüsleri veya kamu araçlarına bu Vicdansızlığı yapanlar, camlarını çerçevelerini indirenler nerede? Şimdi hangi mahkumiyeti bunlar aldılar ki? Osman Kavala da şimdi yok canım, bizim hiçbir suçumuz yoktu, bizim beraat etmemiz gerekiyordu dik şeklindeki bir savunmayla ki şurada tabi her şeyi de net olarak gösteremiyorsunuz. Şurada belediyenin çöp araçları. Ali İhsan Bey. taşı. Tamam da çok kaldırım yani taşını bozup çıkartıyorlar. Da, bunu anlatıyorsunuz da. Yani e, siz de halen Abdülhamit Gül olarak e, Adalet Bakanı olarak o koltukta dün itibariyle yaşananlardan sonra ben Adalet Bakanıyım deyip oturmaya devam ediyorsunuz.